Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videoda kırık plastikleri sağlam bir şekilde nasıl onarabilirsiniz, size onu göstereceğim. Yapacağımız bu işlemi plastik olan birçok şeyde kullanabilirsiniz. Mesela arabanızın tamponunda veya işte benim yaptığım gibi çocuklarınızın oyuncaklarında veya evde hijyen içermeyen, sağlıkla ilgili olmayan yerlerde kullanılmış plastiklerin hepsini onarmada kullanabilirsiniz. Bize bu işlem için, bakın burada görmüş olduğunuz gibi zımba makinelerinin tellerinden lazım arkadaşlar. Tane olarak da göstereyim. Bakın bunlar tek tek ayrılabiliyor. Bu zımba makinesinin telinden kullanacağız. İsterseniz şöyle kameraya yaklaştırayım, tekrar göstereyim. Göremeyen arkadaşlar olabilir. Ondan sonra da hızlı bir şekilde bu plastiği nasıl onarabileceğinizi göstereceğim. Bir de ben evet buradaki gibi kendi profesyonel havyamı kullanıyorum ama siz isterseniz başka türlü amatör bu tahta saplı havyalardan bile çok ucuza temin edip bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi şimdi şöyle yaklaşalım ve hem malzemeyi göstereyim size, zımbayı göstereyim. Hem de hızlandırılmış bir şekilde bu plastiği nasıl onarabileceğimizi görelim. Evet sevgili arkadaşlar, bu zımba telleri görmüş olduğunuz gibi bu şekilde paket içerisinde satılıyor ve çok ucuz malzemeler bunlar, öyle pahalı malzemeler değil. Bir paketin içerisinde de bayağı bir adet oluyor, 500 tane falan. Böyle bir zımba teli, bunların uzunları falan da var. Onaracağınız plastik malzemeye göre tercihinizi yapabilirsiniz. Bu zımba tellerinden alıyorsunuz. Ve bunlar bakın böyle tek tek ayrılıyor arkadaşlar. Zaten zımba tellerinin kağıt üzerinde de mantığı odur. Böyle sayfaları zımbalarken tek tek zımbalayarak kullanırsın. Bakın böyle ayrılıyor. Daha sağlam olsun derseniz ikili ikili ayırıp yapabilirsiniz. Yok yeterli diyorsanız tek tek olarak da bu zımba tellerini ayırıp benim yaptığım gibi şimdi videoda da göreceksiniz. Böyle ayırıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hadi şimdi plastik malzememizin onarımına başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi zımbayla plastiğe bir nevi dikiş attık belli aralıklarla. Ve zımbaları buradaki plastiğin içine ısıtarak eriterek gömdük. Şimdi bu zımbaların arasında kalan kısımları da dolduracağız ama ondan önce hemen şu arka kısmı göstereyim. Zımbaların uçları bu şekilde. Bunları da bir halletmemiz lazım. Hadi gelin onları da halledelim. Ondan sonra kalan kısmını yaparız.
sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi zımbaları bükme işini bitirdik. Şimdi ben bu görmüş olduğunuz sıcak havamla bu ara noktaları eritip birbirine yapıştıracağım. Sizin elinizde böyle bir sıcak hava makinesi olmayabilir. Sıcak hava makineniz yoksa elinizdeki diğer zımbaları erittiğiniz havayla eritip birbirinin üzerine yığa yığa buraları yapıştırabilirsiniz. Mesela örnek olarak göstereceğim şimdi. Burada görmüş olduğunuz şu önceki havyanla bakın şöyle birbirinin üzerine plastiği eritip bu şekilde sağlamlaştırabilirsiniz bu ara noktaları da. İçine nüfuz etmesine izin verin. Birbirinin içerisine plastik nüfuz etsin. Benim yaptığım gibi şöyle birazcık birbirine karıştırıyor gibi yapın. Buraları üstün körü değil de. Daha sonrasında bunları yaparken de zımba açılmasın diye zımbanın üstüne de birazcık hızlıca oyla her birinin üzerine birkaç damla hızlıca damlatıp bunları donduracağız ondan sonra ki zımbalar üzerine yük bindiğinde açılmasın. Hızlıca o da zımbaları tutsun diye arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi siz de kendi havyanızda bu şekilde yapabilirsiniz sevgili dostlar. Aynı işlemi bu plastiğin ön tarafına da yapacağım ki daha da sağlam olsun diye bu noktaları da yapacağım. Ama dediğim gibi ben sıcak hava makinemle yapacağım. Siz bu havyanızda da gayet güzel bir şekilde bakın görmüş olduğunuz gibi yapabilirsiniz. Eritip birbirinin üzerine sıvayabilirsiniz arkadaşlar böyle. Bu şekilde plastiğiniz daha sağlam bir şekilde tutacaktır ve birbirine kaynayacaktır. Evet görmüş olduğunuz gibi bu videoda da kırık plastik parçalarının nasıl onarılacağını hep birlikte görmüş olduk sevgili dostlar. Havyanızın ucunu plastiği erittikten sonra, plastiğe temas ettikten sonra temizlemeyi unutmayın. Yoksa havyanızın ucu çürür, bilginiz olsun. Kaliteli veya kalitesiz hangi havya olursa olsun böyle bir telle önce temizleyin. Sonra kaliteli bir pasta ya da hatırlarsanız kanalda gösterdiğim bu çinko sülfür çözeltisi vardı. O çözeltiyle havyanızın ucunu güzelce temizleyin arkadaşlar. Ki lehim tutmaya devam edebilsin. Yoksa havyanızın ucu çürür ve artık lehim tutmaz olur. Evet bu videomuzda buraya kadar sevgili arkadaşlar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.